Herkese merhaba. Biliyorsunuz COVID-19 virüsünden sonra dünyanın birçok yerinde okullar kapandı ve öğretmenler online ders yapmak için bazı programlar aramaya başladı. Ve Zoom programı oldukça popüler bir hale geldi. Ama son zamanlarda dünyada ve Türkiye'de bazı şirketler Zoom programını güvenli bulmadığını açıkladılar ve Zoom programının alternatifi araştırılmaya başladı. Ben de öğretmen arkadaşlarımız için bazı alternatifler araştırdım ve Skype, Disco Webex, Jitsi Meet, Verbay ve Hangouts gibi programlar olduğunu gördüm ve bunlardan öğretmenlerin işine en iyi hangisi yarayabilir diye araştırdım ve işlerinden bizim işimize ders anlatımına en uygun olan ve kolayca erişilebilirlik açısından Jitsi Meet ve Disco Webex uygulamalarını seçtim. Evet, şimdi hazırsanız size bu programları bu videomla anlatmaya çalışacağım. İlk seçtiğim program Jitsi Meet. Bunu seçmemin sebebi hiçbir üyelik şartı gerekmiyor. Direktmen tarayıcımızın adres satırına şu adresi yazdığımız zaman meet.jit.ca adresini yazdığımız zaman direkt bu sayfa açılıyor ve bu sayfada Go kısmına tıkladığımızda toplantı yapacağımız bölüme yönlendiriyor. Tabii ki biz istersek bu siteyi Türkçe olarak da takip edebiliyoruz. Tabii ki Chrome üzerinden açarsak direktmen web tarayıcısı üzerinden çalıştığı için sağ tıklıyoruz ve Türkçe diline çevir diyoruz. Gördüğünüz gibi Türkçe diline çevirdi ve git tuşuna tıklayarak evet toplantı yapacağımız ya da ders vereceğimiz arayüz açılıyor ve direkt olarak bize bir link veriyor. Bu linki biz kopyalayıp öğrencilerimizle ya da toplantıya katılacak kişilerle paylaştığımız zaman onlar tıkladığı zaman direkt olarak toplantıya katılmış oluyor. İstersek biz bir şifre de koyabiliyoruz tabii ki linkimize. Yani öğrencilerimizle ya da toplantıya katılacaklarla şifreyi de paylaşabiliyoruz. Tıkladığı zaman linke şifre isteyebiliyor. Copy dediğimizde kopyalanmış oluyor ve istediğimiz yerde sağ tıklayıp yapıştırarak isterse mesaj olarak öğrencilerimizle paylaşabiliyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi bu kısma tıkladığımız zaman kursumuzu, toplantımızı ya da dersimizi bitirebiliyoruz. Buradan kameramızı açıp kapatabiliyoruz. Buradan mikrofonumuzu açıp kapatabiliyoruz. Açtığımız zaman üstünde, kapattığımız zaman üstünde çizgi oluyor. Açtığımız zaman çizgi kayboluyor. Aynı şey kamerada da var. Şu anda kamerayı kapattım. Kamerayı açtım. Kamera şu anda açık, burada görünmüyor. Ama şuraya tıkladığımızda burada katılan öğrenciler de görünecek. Hangisinin görünmesini istersek onu seçebiliyoruz. Bakın şu anda kamerayı açtık. Burada chat bölümü var. Öğrencilerimizle chat yapabiliyoruz. Öğrencilerimiz el kaldırabiliyor. Tıkladığı zaman burada görünüyor ve o öğrencimize konuşma hakkı verebiliyoruz. Bu kısımda ekranımızı paylaşabiliyoruz ama ekran paylaşımını göstermeden önce şurada diğer özellikler var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Me, yani ben, buna tıklayarak buraya bir isim girebilir. Mailimi girebilirim. Zorunlu değil tabii ama her öğrenci ismini belirse ders açısından iyi olur. Buradan video kalitesini değiştirebiliriz. Yüksek kalite olduğu zaman bazen donmalar gerçekleşebilir. O yüzden videonun kalitesini biraz düşürmekte fayda var. Bu arada tabii ki burayı da Türkçe olarak çevirebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi Türkçe oldu. En güzel taraflarından birisi de bu. Çünkü direkt tarayıcı üzerinden açıldığı için Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Şu anda bütün menüler Türkçe oldu.
Tam ekran görüntüle. Eğer şu anda tam ekran değilse buna tıkladığımızda bütün bilgisayar ekranını kaplar. Çık dediğimizde tekrar çıkar. Canlı akış başlat. Şöyle siz isterseniz toplantınızı ya da dersinizi ya da kursunuzu direktmen YouTube kanalınızda canlı olarak yayınlayabilirsiniz. Tabii ki buraya YouTube adresinizi girmeniz gerekiyor. YouTube adresinizi girerek YouTube'da canlı yayın başlatabilirsiniz. Buraya tıklayarak şu anki dersimizi ya da toplantımızı kaydedip bilgisayarımıza kaydettikten sonra ileriki bir zamanda öğrencilerimizle paylaşmak istersek ya da ne bileyim toplantıyı daha sonra tekrar bakmak istersek bu kaydı açabiliriz ya da sosyal ağlardan paylaşabiliriz. Buna tıklayarak da bir YouTube videosunu dersimizde ya da toplantımızda şu anki bu program aracılığıyla katılan öğrencilerle ya da toplantıya katılan kişilerle paylaşabiliriz. Açtığımız zaman eğer arka planın gözükmesini istemezsek buradan arka planı bulanıklaştır deriz. Şu anda bulanıklaştı aslında ama şuraya tıklamadan göstermiyor. Daha tıklayayım. Evet, gördüğünüz gibi bu bulanıklaştı. Ben zaten önüme kağıt koyduğum için görünmüyor. Ayarlar var. Buradan ayarlara tıklayarak kamera, mikrofon ve ses ayarlarını gerçekleştirebiliriz. En güzel taraflarından birisi de bütün öğrencilerin sesini buradan kapatıp tekrar açabiliriz. Ama şu anda herhangi bir öğrenci olmadığı için bunu gerçekleştiremiyoruz. Buradan konuşmacı yani öğretmen ya da toplantıya hitap eden kişinin istatistiklerini buradan görebiliyoruz. Kısa yollar var. Siz hızlı bir şekilde bu kısa yolları açarak menüleri kullanabilirsiniz. Şurada hangi kısa yolun hangi iş yaptığı açıklanmış durumda. Evet, gelelim şimdi öğretmenler için en önemli menü ekran paylaşımı. Şuraya tıklayarak ekran paylaşımını açabiliriz ama bize soruyor ekranın tamamını paylaşalım mı yoksa herhangi bir uygulamayı mı paylaşmak istiyorsunuz yoksa internet tarayıcınızdan herhangi bir sekmeyi mi paylaşmak istiyorsunuz diyor. Biz daha önceden yani kursa veya derse başlamadan önce göstermek istediğimiz herhangi bir web sitesi var ise buraya açarız. Uygulamalar varsa ne bileyim bir PDF okuyucu ya da ne bileyim bir resim programı gibi uygulama göstereceksek onu açarız. Onların hepsini bu kısımda görür ve biz hızlı bir şekilde geçiş yapabiliriz. Şimdi mesela şurada bir PDF var. Onu açalım. Mesela ben çizmişim bir. Bu programda tabii ki ekstra araçlar gelmiyor. Kalem gibi, ne bileyim, silgi gibi. Ama gerek de yok. Çünkü birçok uygulama var. PDF okuyucular var. Ne bileyim, şekiller çizebiliyorsunuz. Kalemler var. Birçok aracı olan PDF okuyucular var. Onlarla açarsınız. Ve çok verimli olur. Veya resim araçlar var. Onlarla resimleri açarak uygulamaya yapabilirsiniz. Şu anda ben basit olarak Internet Explorer üzerinden açtım. Onun dahi kalemi ve silgisi var. Mesela altını çizip okutacağım mesela. Böyle altını çizerim. İstersem buradan kalemin boyutunu ve rengini ayarlayabilirim zaten. Gördüğünüz gibi. Evet, şuradan paylaşımı durdurabiliriz. Paylaşımı durdurduk.
Evet, şimdi başka bir şey paylaşmak istiyorum. Şuraya tıklıyorum. Uygulama paylaşacağım yine. Şu anda açık bir web sitesi yok. Sadece görüyorsunuz kendi sitesi, bir de e-mail adresim açık. Şu anda ben şuraya tıklıyorum. Benim çok kullandığım bir program Paint 3D. Bu programı çok seviyorum. Çünkü basit, ücretsiz ama çok kullanışlı. Örneğin ben bir video hazırlıyorum. Kesirler konusunda. Öğrencilere kesirleri anlatacağım. Şimdi diyelim ki şuradan seçiyorum. Mesela ben dedim ki şu bütün, mesela bir bütünde kaç tane çeyrek olduğunu anlatacağım. Şu şekilde önce yarısını alırım. Sonra dörde bölerek öğrencilere bir bütünde dört tane çeyrek olduğunu bu şekilde anlatırım. Bu şekilde uygulamaları gösterebiliriz. Evet, tekrar paylaşımı durdur diyorum. Şuraya tıklayarak tekrar ana kısmına geliyoruz. Evet arkadaşlar, bu programı anlattım. İsterseniz şimdi ikinci programımız olan Cisco Webex programına geçelim. Evet, şimdi de size Cisco Webex programını anlatmaya çalışacağım. Cisco Webex programını indirmek için webex.com sitesine giriyoruz ve sağ tarafta Start for Free seçeneği var. Start for Free'ye tıklıyoruz. Bu kısma e-mail adresimizi yazarak webex.com sitesine üye oluyoruz ve bize programı ücretsiz olarak indirmemizi sağlıyor. Peki bu programın özelliği nedir? Bu programın ücretli pro versiyonu olduğu gibi ücretsiz bir versiyonu da bulunmakta ve ücretsiz versiyonu da bizim için yeterli bir seviyededir. Koronavirüsten önce 50 kişiye kadar katılımcıya izin veren program, koronavirüsten dolayı 100 tane kişiye kadar, 100 tane öğrenciye kadar izin verebiliyor. Ayrıyeten Zoom'daki gibi 40 dakika kısıtlaması da yok. Sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, indirmiş olduğumuz ve kurmuş olduğumuz Cisco Webex programını masa üstünden ya da şuradaki kısa yoldan tıklayarak açıyoruz. Ve şuradan Start Meeting diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi program açıldı ama bizim burada mikrofonumuzun ve kameramızın doğru çalışmadığını kontrol etmemiz için bu sayfa açılıyor. Buradan eğer kırmızı ise kapalı, siyah renkte ise açık demektir. Gördüğünüz gibi kamera açık. Şu anda tıklıyoruz. Evet, şu anda öğretmen olarak biz ders yapmaya hazırız. Waiting for order to join diyor. Diğerlerinin katılmasını bekliyoruz diyor. Şu anda görüyorsunuz sağ tarafta sadece ben varım. Ama ben şimdi bu menüleri size anlatmaya çalışacağım. Girince ilk olarak yapmamız gereken, herhangi bir katılımcı olmadığı için onlara bir link göndermemiz gerekiyor. Kursumuza, toplantımıza ya da dersimize katılması için. Şu kısma tıklıyoruz ve şurada copy meeting link, yani toplantıya katılacak olanlara göndermek için copy diyoruz ve şu anda link kopyalandı. Biz istersek bunu WhatsApp'la, maille ya da mesajla katılacak olan öğrencilere ya da toplantıya katılacak olan kişilere ulaştırıyoruz. Bir diğer davet metodu da şuradan tıklıyoruz ve buraya istediğimiz kadar e-mail yazıyoruz ama aralarına virgül koyuyoruz ve göndereceğimiz bütün mailleri yazdıktan sonra send diyoruz. Burada remind diyor, hatırlat diyor. Remind da aynı işlemi görüyor. Sonuçta
Bunu denedim ben ikisini de. İkisinde de mail adresime aynı mail geldi. Şöyle bir mail geliyor, ben size göstereyim. Evet, bana Webex'ten gelen mail bu. Şurada Join Meeting diyor. Join Meeting'e tıkladığımız zaman hemen Cisco Webex'te tıklayan öğrenci, evet arkadaşlar, maile tıklayan öğrenciler şu anda burada sadece ben görünüyorum. Ama maildeki davetiye tıklayan, Join the Meeting'e tıklayanlar burada görünmeye başlıyor. Onların kameraları açıksa onların görüntüleri de şu kısma gelmeye başlıyor. Dolayısıyla karşılıklı konuşabiliyoruz ve isterseniz eğer öğrencilerin konuşmasını istemiyorsanız şuraya tıklayarak da onların mikrofonunu siz öğretmen olarak ya da toplantıya hitap eden kişi kapayabiliyor. Evet. Burayı kapatalım. Diğer, isterseniz şuradan toplantı, diyelim ki toplantı ya da derse katılımcılar hepsi katıldı. Siz artık başkalarının katılmasını istemiyorsunuz. Ya da bazı öğrenciler gecikti. Onların artık derse katılmasını istemiyorsunuz. O zaman şuradan Log Meeting diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi burada Meeting is locked. Toplantı kilitlendi diyor. Artık toplantıya, yani derse hiç kimse katılamaz. Ama siz tekrar birilerinin katılmasını istiyorsunuz. O zaman tekrar geriye açabilirsiniz şurada. Unlock Meeting diyerek açabilirsiniz. Şu anda tekrar sizin gönderdiğiniz linklere tıklayan kişiler toplantınıza katılabilir. İsterseniz bu program aracılığıyla karşıdaki diğer bu programa üye olan kişilerle görüşme yapabilirsiniz. Buraya tıklayarak hoparlör, mikrofon ve kamera ayarlarını yapabilirsiniz. Connect to device diyor. Buraya tıkladığımızda şu anda Bluetooth'la bağlanabileceği Cisco Webex kurulu diğer cihazları arıyor. Eğer bulursa ona bağlanabiliyor. Bu menüden de katılımcılarla chat yapabiliyoruz. Buraya tıkladığımızda bu sağ tarafta kullanıcıları ister kapatıp ister açabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Bu menüden de istersek toplantımızı, dersimizi kaydedip daha sonra farklı platformlardan paylaşabilir. Dersin, toplantının tekrar izlenmesini sağlayabilirsiniz. Buradan mikrofonumuzu açıp kapatabiliyoruz. Buradan kameramızı açıp kapatabiliriz. Kırmızı olduğu zaman kapalı oluyor. Gördüğünüz gibi kamera kayboldu. Şimdi açacağım. Evet, kamera geldi. Tabii ki burada bizim için en önemli olan menü ekranın paylaşılması. Buraya tıklayarak biz ekranımızda ne paylaşacağımızı seçebiliriz. İstersek Chrome'u açabilir. Chrome üzerinden YouTube'daki bir videoyu paylaşabilir. Ya da ne bileyim başka internet sitelerinden videolar ya da ne bileyim konu anlatımları, etkinlikler paylaşılabilir internet üzerinden. Ya da bir PDF dosyası paylaşıp bunu açalım mesela. Ben birinci sınıfları okuttuğum için şu anda bir hızlı okuma metni açtım. Evet, şurada yukarıda menü var. Buradan paylaşımı istersek tamamen kapatabiliriz ya da duraklatabiliriz. Ya da buraya tıklayarak başka şeylerin paylaşımını sağlayabiliriz. Bu çok önemli bir menü değil. Buradan istersek mikrofonu açıp kapatabiliriz. Tekrar kamerayı açıp kapatabiliriz. Ve eğer kayıda başlamadıysak kaydı başlatıp açabiliriz. Buradan kullanıcıları görebiliriz ve kullanıcılarla sohbet edebiliriz, yani chat yapabiliriz yazılı olarak. Buradan da bazı aletler var, bazı araçlar var. Onları açabiliriz. Mesela şuna tıklayarak, örneğin
Şöyle altını çizebiliriz. Bunların şöyle bir şey var. Bunlar da şöyle. Buradan rengi değiştirebiliriz tabii. Kırmızı yapayım mesela. Yazı yazabiliriz. Etiket koyabiliriz buralara. Dediğim gibi böyle altını çizebiliriz. Bu yaptıklarımızı silebiliriz. Tek tek tıklamak gerekiyor. Sürükleyince siliniyor. Evet, şuradaki düğmeye tıklayarak da şu anki ekrandaki dosyayı indirebiliriz. Evet arkadaşlar, programımızı anlattık ve videomuzu burada noktalıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz ve bize destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bu katkıyı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.